Yeni yılla birlikte pek çok düzenleme hayatımıza giriyor. Bunlardan biri de günlük kiralık evlerle ilgili. Günlük kiralık evler için hazırlanan düzenlemenin kira fiyatlarında düşüşe neden olması bekleniyor. Çünkü getirilen sıkı tedbirlerle birlikte yönetmeliğe aykırı hareket edenlere ağır cezalar var. Bir haftalık, 10 günlük, 3 aylık, 1 aylık, 100 günden kısa süreli kiralama yapanların hepsinin bu izni alması gerekecek. Günlük ev kiralamanın artık kuralları var. Yeni yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. 1 Ocak'tan itibaren evini günlük olarak kiralamak isteyenler bir dizi şartı yerine getirmek zorunda. Diyelim ki dairenizi kiralamak için izin belgesi almak istiyorsunuz. İşte bu izin belgesini alabilmek için binanızdaki tüm kat maliklerinden onay almanız gerekiyor. Eğer o kat maliklerinden biri bile onay vermezse kiralama için izin belgesi almanız mümkün değil. Bu izni aldıktan sonra bu belgeyi almak isteyenler E-Devlet üzerinden başvuru yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili yetkilileri de bu izni vermeden önce gelip bir önce konutu inceleyecekler, bakacaklar. Uygun ise şayet bir izin verilecek. Bu izin de bir plaketle birlikte verilecek. Plaket de konutun girişine asılacak. Kiralanan evde en fazla 12 kişi kalabilecek. Bir ev en fazla 12 kişiye kiralanabilecek. 3 yaşından küçük çocukların sayısı esas alınmayacak. İzin belgesiz evini kiralayanları ağır yaptırımlar bekliyor. 100.000 TL ceza ödenecek. 100.000 TL ceza ödendi. 15 gün içinde izin de alınmadı. Kiralama yapılmaya devam edildi. Bu da ortaya çıkarıldı. Bu kez 500.000 liralık bir ceza kesilecek. Devamı halinde 1 milyon liraya kadar ceza yükseltilecek. Yönetmelikte bir de daire sayısı ile ilgili bir detay var. O da şu ki eğer binada 5 veya daha fazla daireye sahipseniz işte bu daireleri bu şekilde kiralayabilmek için iş yeri ruhsatı almanız gerekecek. Bu iş yeri ruhsatını almayan kişilerle ilgili de yine yaptırım uygulanacak. 100 günden uzun süreli kiralama yapılan evler düzenlemenin dışında kalacak ama takip edilecek. Aynı konut bir yılda 4 kez 100 günden uzun süreli kiraya verilirse sorumlusuna 1 milyon TL ceza kesilecek. Bu yönetmelik epeydir beklenen, istenilen de bir yönetmelikti. Özellikle bundan rahatsız olan kat maliklere veyahut da çevre şartları açısından çok doğru bir düzenleme yönetmelik diye söyleyebilirim.